Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya'nın çıkışındayız. Neden Antalya'nın çıkışındayız? Çünkü 10 Kasım için Ankara'ya gidiyoruz. Atamızı, Atatürk'ü ziyaret etmeye gidiyoruz. Toplamda 500 kilometrelik bir yolumuz var ve bu yolu nasıl mı gideceğiz? İşte bu bebekle gideceğiz. Bu yolu daha eğlenceli bir hale getirmek için bir karavan ayarladım. Ve size bu videoda göstermek istediğim şey şu. Atatürk'ü yani atamızı ziyaret etmek önemli bir şey. Ve insanlar genelde bunu yapmak için üşeniyor. Fakat ben bunu nasıl eğlenceli olduğunu size göstereceğim. Ve hiç Anıtkabir'e gitmediyseniz gitmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu maceraya birlikte başlıyoruz. Bence çok güzel. Devasa bir karavan ayarladım. Ve şimdi size içini göstereceğim. 500 kilometre bu... Biri adam diye bağırdı biri geçerken. Teşekkür ederim. Şimdi gelin bu karavanımızın 500 kilometre yapacağımız karavanın içine bakalım. Muhteşem eğlenceli bir yolculuk olacak. Bir yerde mola verdiğimizde durduğumuzda masa kuruyoruz. Meyvelerimizi koyuyoruz. Koladır, poğaçadır falandır filandır. Bunları kurabiliyoruz. Bir de çayımız var. Çay yapabiliyoruz burada. Ha ben çay sevmiyorum ama olsun. Şimdi gelin karavanımızın içine bakalım. Çünkü karavanların en sevdiğim olayı içi. Karavanın asıl mantığı şu zaten. İçinde yaşayabileceğin bir araba. Değil mi? Bu kadar. Gelin içine girelim. Ama ayakkabıyı çıkarmamız lazım. Karavan insan yaşıyor burada. Evet, karavanımız geniş bir karavan. Burada normal insanların sohbet edeceği bir mekan var. Burada gelip böyle karavanda yolculuk yaparken insanlar sosyalleşebiliyor mesela. Hayat nasıl gidiyor? İyi vallahi, ne olsun? Çocuklar nasıl? Senden ne haber? İyi vallahi, bizim büyük oğlan da üniversiteyi kazandı. Sizin büyük oğlan ne yaptı? Bizim büyük oğlan ne yapsın? YouTuber olmuş, salak salak videolar çekiyor. Anlamıyorum ben hiç. Ay, YouTuberlık da neymiş? Saçma salak işler, Allah Allah. İyice delirdim işte. Burası normal sosyalleşme ortamımız. Dolaplarımız falanlar filanlar var. Burada eşyalarımızı koyuyoruz. Laptopumuz, şeyimiz. Çekim yapacağımız için tripod getirdik. Biz tripod koyuyoruz böyle yerlere. Gelin asıl olayı göstereyim. Burada çekmeceleri var. Karavanlarda özel olarak çekmeceyi farklı tasarlamışlar. Düğmeye basıyorsunuz, çıkıyor, sonra çekiyorsunuz. Nasıl iyi yakalamışlar. Bayıldım karavancılar. Küçük bir televizyonumuz var. Televizyon çalışıyor mu hiçbir fikrim yok. İlk defa bir duyduğum marka Yamato diye. Denemekte pek istemiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu diye, umurumda değil. Kliması varmış bak, bu hoşuma gitti. Bu yolda bizim hayatımızı kurtaracak. Teşekkür ederim, iyi ki var. Bunun dışında arkada dev bir yatak var. Buna bayıldım çünkü gelin bakın. Burası boydan boya yatak ve yolda giderken pencereyi açıp arkadan etrafı izleyebiliyorsunuz. Ve bu muhteşem bir şey, bayıldım. Çekmeceleri. Daha fazla çekmeceleri. Ya karavan dediği çekmecelerden oluşuyor galiba. Üstüne çıkabilirim mesela. Bak üstüne çıkacağım. Hadi gel. Bence çok hoş. Ben bayıldım karavana. 500 kilometre boyunca bakalım neler yaşayacağız bu yolda. Ve dediğim gibi eğlenceli bir yolculuk. Sizden de bu videoyu izledikten sonra gitmediyseniz atamızı ziyaret etmeye gitmenizi istiyorum. Tarihi önemli değil. Sadece gidin, görün ve oradaki tarihi atmosferi tamamen hissetmenizi istiyorum. Gelin devam edelim incelemeye. Burası karavanımızın tuvaleti. Küçük, böyle klostrofobisi olanları kesinlikle girmesini tavsiye etmediğim bir yer. Çünkü bakın çok küçük değil mi gerçekten? Ben şu an kendimi rahatsız hissettim. Buraya da perde eklemişler. Çok hoş değil mi? Ay, yanlış oldu. Kapat. İşte böyle bir tuvaletimiz var. Amcamla aynı tuvaleti paylaşacağız. Ve bu durumdan dolayı kötü hissediyorum. Bu odada gördüğünüz gibi... Sen ne düşünüyorsun? Benim için fark etmez. Ben dışarıya da yaparım yani. Hayır. Doğayı kirletmene izin veremem. Ben tutarım, sen buraya yapabilirsin. Önemli değil. Ağacın orada da yapabilirim. Hayır. Doğayı kirletmene izin veremem. Sonra bize dava açarlar. Doğaya toksik atık bıraktınız falan. Bir de onunla uğraşmayalım. Tamam. Ütüden sonra. Hadi gir. Girmeyeceğim tuvalete lan. Gir bir şey olmaz, gir. Kitledim. Kitlendi, kapı sıkıştı. Lan açsana şurayı. Kapı sıkıştı. Amcan tuvalette kaldı. Ben sana dedim ki doğa yapayım dedim. Gel aç şurayı. Ben sana dedim doğa yapayım dedim diye. Bu nasıl bir çözüm ya? Buraya yapmayacağım ben. İşte böyle bir karavanımız var. Eğlenceli olacak. Karavan sürmek de bence deli olacak. Karavanımızın sürüş bölümüne geçelim. Karavanımızın üstünde de bir yatak var. Burası sürüş bölgesi, bir de üstünde yatak bölgesi var. Yatak bölgesi, sürüş bölgesi ne ya? Ne güzel kelimeler uyduruyorum. Muhteşem be. Muhteşem. Buraya çıkıp da yatabilirsiniz. Bence burası da güzel. Şuradan pencere açılıyor böyle. Kafayı dışarı çıkarabiliyorsun bak şuradan. Abi çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi ya? Bekle dur. Heyecanlandım. Oğlum burası çok sıkışık lan. Düşünün şuraya attığını. Deliririm ben burada. Vallahi deliririm. Çok klostrofobik burası. Amca burası çok güzel. Tam sana göre. Sen burada yatabilirsin. Yatarım vallahi, daha güzel orası. En güzel yer. Şuradan kafayı çıkaralım.
Merhaba. Çok hoş değil mi? Ben yolculukta araba giderken böyle davranmak istiyorum. Evet, ben karavana bayıldım. Oo, bakın burada ocağımız varmış. Vay, vay. Aman tanrım. Yıkıldım ya. Ocak nasıl olur bir karavanda? Burada da lavabo mu var yoksa? Oho! İşte böyle be. Daha ne istersin? Hem lavabo hem ocak. Muhteşem. Evet, karavanımız böyleydi. 500 kilometre yolumuz var. O zaman hazırsanız yolculuğumuza başlayalım. Hadi. Karavan kullanmak aslında eğlenceli, biliyor musunuz? Böyle kendinizi kaplumbağa gibi hissediyorsunuz. Şu an bir Michelangelo'yum veya Leonardo'yum, anladın mı? Böyle evimi sırtımda taşıyorum. Sırtımda değil, arkamda taşıyorum. Motorlar, tekerlerle birlikte evi taşıyor ama ben kaplumbağayım işte, anladınız siz mantığı. Bence eğlenceli bir şey karavanda yaşamak, karavancılık falan. Kamp hippiler. Bu arada ne sürerseniz sürün, her zaman kemerinizi takın. Nasıl sosyal mesaj ama? Burada teyip meyip yok mu? Allah. Söyle. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın o yarın kollarında. Allah! Evet, en azından sesin güzel. Ya görüntü vermemiş ama ses vermiş. Bana da görüntü vermiş, ses de vermiş ama ben kullanamıyorum. Yani. Bence birleştirelim. Senin sesin benim tipim, çok komik olmaz mı? Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın o yarın kollarında. Hiç yani... olmuyor ya. hiç oluyor, güzel oluyor. Bir görüntü oluşmadı bence. Evet. Değişelim. Karavan sürmenin iyi yönü de arabadan çıkman gerekmiyor değişmek için. Şöyle geçebilirsin. Niye kapıyı açtın? Alışkanlık işte. İnsanlar karavan cahili olmasın. Kapıyı açtı, dolaşıp gelecekti söyle. Mesela oradan da buraya arkaya geçebiliyorsunuz. Bence çok hoş. Karavan mantığını çok sevdim. Şimdi yola çıkıyoruz. Sonra yolda ara ara devam edeceğiz. Uah. Arkaya geçtim dediğim gibi, arkadan böyle yolu izlemek çok güzel ya. Oha! Şahin'e bak, bak o nasıl gidiyor bak. Şahin! Yollarda senin gibisi yok be. Buraya yatıp böyle bu yolu izlemek çok güzel vallahi. Pencereyi de açayım ama korkuyorum böyle. Yarım! Ne oluyor? Sızlarını oldu. Evet, bu yolculuk işte böyle geçecek. Amcam bir anda böyle sebepsiz bir yerde yaram diye başlayacak. Hava bayağı karardı. Bir de yukarıdan bakalım etraf nasıl gözüküyor. Hey! Tepeden kafayı çıkardım. Çok eğlenceli lan. Üstü açık araba gibi ama bu bir karavan. Tabii. Yer çok fena, o yüzden sıkı tutuyorum kamera düşmesin. Hadi gidelim. Evet, yolda devam ediyoruz. Hava karardı. Yolculuk normal geçiyor. Yani pek bir olay yok. Hava karanlık. Sen ne yapıyorsun? Uykum geldi. Uykum mu geldi? İyi, yatağına çık o zaman. Senin yatağın burası bak. Merdiveni de var. Ne güzel değil mi? Ne? Lüks dairede yatacağım. Lüks daire burası mı? Evet, burası benim. Burada perdesi de var. Kapatacağım perdeyi, yatacağım burada. Neyse, yukarıya güzel. Çık yerine çık. Düşme yukarıdan ama böyle arabaya git gel yaparsa aşağı düşersin falan, dikkat et. Ne yapıyorsun ayağına? İyi. Kolum şimdi mantar olacak. Ayağım değdi. Beğendin mi? Çok güzel. Bak bunu da şöyle al böyle. Aynen. Şunu şöyle al. Ne? Aşağı nasıl ineceğim? Ya yapacak bir şey yok. Merdiven bende. Atlayacaksın. Saçmalama oğlum ya. Gel, ben seni alacağım. Gel. Sana görmüyorum. Gel gel. Sırtıma geldi. Ha, bunu çek bana lan. Bir şey olmaz. Biraz valla bak. Tepet abla gideriz. Atla. Dur tamam, bırak. Atla. Tamam, bırak sen. Atla. Tamam, bırak. Atla. Atla karavanda oyun olmaz. Ya dene de. Dene bırak. Korkma. Dön. Ya korkmasana. Ben dikine giderim, dikine. Dönelim de. Aaaa! Pallanıyorsun. Aaaa! Bu nasıl bir atlayış ya? Ben merdiven miyim? Beni merdiven gibi kullandı ya. Hadi geç. Yani merdivene gerek yokmuş değil mi buraya çıkmak için? Şuraya inebiliyordun.
düşün hemen yatırıyorum. Yani burası hoş ya, böyle burada yatmak falan, yukarıdan bakıyorsun, anladın mı? Şimdi ben senin üstüne atlayacağım. Hadi. Yavaşça geliyorum. Bak birden atlarsan oğlum. Yavaşça geliyorum, yavaş. Yavaşça geliyorum, yavaşça geliyorum. Ay Allah, Allah. Oha güçlüymüş ha, ben taşıyabiliyorum. Ne demek? Biraz gezdirsene bizi. Karavan yolculuğu yapalım. Dur. Biraz gir aşağı. Ben sabah gibi niye getirdin amca? Amcam şimdi tuvalete girdi. Tuvaletin kapısı kilitlenmiyor. Bizim karavanınki bozuk. Onu bir rahatsız edelim. Amca? Lan kapat. Tuvalette misin amca? Kapat. Tuvalette misin amca? Tuvalette misin? Kapat, bu kimin eli? Bir de o elle bana dokunuyor. Kapat gerizekalı salak. Daha Ankara'ya doğru yolumuz var. 3-4 saat daha, 400 kilometre falan daha var. Uyuyacağız artık, ne yapacağız? İyi geceler. Ben genelde bir şeyler izleyerek uyurum böyle. İzlediğim şeyin de sesini kısarım anlamayacak kadar. Öyle uyurum. Ama öyle bir şansım olmadığı zaman da hafiften müzik açarım, onu dinleyerek uyurum. Uyudun mu? Ne? Uyuyorum. Niye uykular? Uyuyorum ya, gitsene. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ya ayağımı bırak, ne yapıyorsun ayağımı? Yani uyuyamıyorum, sen de uyumayacaksın. Bana ne ya? Vallahi sen burada daha rahat. Nasıl daha rahat? İkisi de aynı. Senin sadece yukarı... Manzarası var, her şey var. Evet, manzarası var. Manzaram güzel. Ondan diyecek yok. Bakın çok güzel manzarası. Beraber yatalım. Yol manzarası acayip uyku getiriyor. Beraber yatalım. Beraber mi yatalım? Şakacı adam. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bir sal ya. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Lan oğlum ben yatamıyorum. Sen nasıl yatıyorsun burada? Ya araba giderken... Oğlum sallanıyor. Bir sallansın. Hadi yat bir yat ya. Yatacağız, yapacak bir şey yok. Tamam. Git sal beni ya. Hadi gel gel. Uyuyamıyor. Bak ısırıyor beni ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Uykun kaçsın diye. İyi geceler arkadaşlar. Günaydın. 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 Karavanlı bir gece geçirmek nasıldı? Rahatsız. Evet, rahatsızdı böyle. Bayağı sallanıyorsunuz falan filan. Bir de yaptığım yer o kadar da yumuşak değil tabii, kendi yatağın gibi değil ama gene de eğlenceliydi çünkü dışarı yolu izleyerek gitmek falan, müzik dinlemek çok hoş bir duyguydu. Şöyle otopark gibi bir yerde durduk, Ankara'ya geldik. Az yolumuz kaldı. Şimdi karavanda kahvaltı yapmamız lazım. Bir tane kahvaltı hazırlayacağız. Burada zaten ocağımız vardı. Ocağımızdan yumurta yapacağız. Elimden yumurta yer misin? Yok. Niye? Yüzünü yıkadın mı? Ya yüzümle yumurtanın ne alakası var ya? Hadi yumurta yapalım. Dolabımızı açıyoruz. Yumurta. Burada tava olması lazım. Evet, tavamız, yağımız. Burada da tahta kaşığımız var. Yumurta yapmak için her şeyi bulduk. Çak. Yumurtacılar. 3 tane yumurta yapacağım. Amcamla bana. Şuraya yağımızı atalım önce. Evet, karavanda da yumurta yapmadım demem artık. Vay be, sabah sabah böyle dışarının havasını alarak yumurta yapmak ne güzel. Yumurta yaparkenki asıl olay, yumurtaları yaparken yumurtaların sarısını patlatmamak. Sarıları patlamamış yumurta yapmak ve üçünü aynı tavada, küçük bir tavada yapmak yetenek meselesidir ve ben bunu yaptım bakın. Bak değiyor ama patlamıyor, görüyor musunuz? Çünkü profesyonelim yumurta yapmak. Özel olarak tuzumuzu da atalım. Güzel yumurtamız mis gibi oldu bak, mis gibi bak. Üçü de patlamadı. Sarısıyla beyazını ayırdım komple. Beyazını yemek isteyen ayrı yer, sarısını isteyen ayrı yer. Böyle bir yumurtacıyım ben. Haydi afiyet olsun bakalım. İlkini banıyorum, gel. Emek var, emek. Emek var, emek. Hayır, emeksiz mi yapalım bu? Adam bir sürü orada yumurta kardeşi yaptı. Değil mi? Söylemek lazım. Evet, ilki gidiyor. Beğendin mi? Güzel.
Ya sarısı ekmek banarak yeniyor. Sen niye çatalla yiyorsun sarısını? Cibar ol biraz. Böyle banacaksın, ekmeğini yiyeceksin. Sarısını çatalla yiyor ya. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bütün yemeği mahvettin seni şu anda. Çatalla yiyin. Kahvaltımızı yapacağız şimdi, görüşürüz. Beş yüz kilometrelik yolumuz tamamlandı. Anıtkabir'in oraya geldik. İçeri gireceğiz birazdan. Her yıl zaten düzenli olarak geliyorum ama her yıl farklı bir duygusu oluyor tabii. Evet, geldik. Ne hissediyorsun? Vallahi değişik duygular içindeyim. İlk defa geldim bu yaşıma kadar. İlk defa mı geldin? İlk defa geldim. Hadi bakalım. Amcam gibi olmayın. Elinizden sonra gelmeyin. Daha önce gelin. İnceleyin. Size de umarım buradan örnek olabiliyorum bu konuda. Güzel, eğlenceli bir yolculuktu yani. Üşenmeyin. Şimdi içeri gireceğiz. Hadi bakalım. Karavandan iniyoruz sonunda. 500 kilometrenin sonunda. Evet, 500 kilometrelik karavan yolculuğumuz bitti. Anıtkabir'e ulaştık, hedefimize geldik. Hadi içeriye girelim. Her yıl olduğu gibi bugün de atamı ziyaret etmek için Anıtkabir'e geldim. Bu videoyu yapıyorum çünkü senin izinde olduğumu bütün bu videoyu izleyen insanlar bilsin ve örnek alsınlar. Kısacık yaşamı içine yüzyılları sığdıran büyük insan Atatürk'ü her yıl 10 Kasımlarda anıyor, ona karşı olan sevgi, saygı ve minnet duygularımızı belirtiyoruz. Doğduğundan ölünceye dek tüm yaşamını Türk ulusuna ve yurduna adayan Atatürk'ü unutmayacağız. Atatürk Cumhuriyet ile devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma bilincine erişmiş, bağnazlıktan ve dogmalardan uzak, akılcı ve yaratıcı düşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileriye bakabilen, özgür bireylerin oluşturduğu çağdaş bir toplum yaratmayı düşünmüştür. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyebilmek, yani çağdaş medeniyeti yakalayıp aşabilmek, kendimizi çağdaş dönüşümlere göre yenileyebilmek, tahlil ve yaklaşımlarımızı klişelerden arınmış, açık bir zihinle yapabilmek, mücadelemizi Mustafa Kemal'in irade gücü, azmi, bağımsızlık aşkı, cesareti, disiplini ve kararlılığıyla gerçekleştirebilmek de mümkündür. Yalnız 10 Kasım'da değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ancak bu şekilde Ulu Önder'in kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk'ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ulu Önder'im, Atatürk'üm, iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin, bizimle var olacaksın. Ben seni hiç görmeden sevdim, sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü, atam sana kavuşmadan özledim.